Havaalanına lütfen. Yok, yok hanımam, hiçbir yerde yok. Şu halıların altına falan da bakın. Vah, 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 vah. Dünya para saysan koyamazsın yerine. Herkesin odası aransın Kureyş Ana. Vallahi bence de aransın. Kuş olup uçmadı ya, buralarda bir yerde anacığım. Hanımam, ben bu konakta doğdum. Bunca yıl ne gördük ne duyduk böylesini. Aramızda yabancı yoktu tabii. Niye herkes bana bakıyor? Tövbe ben, haram mola göz dikmem. Binnaz öyle şey yapmaz. Bunca yıldır bizim yanımızda. Kızım kimsenin kimseyi suçladığı yok. Bakacağız. O kolye benim kayınvalidemin, büyük hanımın emaneti. Onu ne yapar eder bulurum. Her köşeyi arayacağız. Bak burası. Ben konuştum. Seninle ilgilenecekler. Yarın otelde görüşürüz. Bu kadar mutluyum ki. Çok sağ olun. Bana teşekkür etme ama çok çalış, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ah Zilan, ah. Ah benim aptal kızım. Ben sana demedim mi o dilini tut diye? Sen böyle yaparsan üstüne kuma da gelir, kapıya da konursun. Ağam bak, yemek masalarına bundan örtü yapıyorum sana ben. Yaza da perdeleri değişelim. Yo ben ne anlarım masa örtüsünden, perdeden Kazım. Konu satın almayla halletsinler işte. Siz birisiniz ha. Hadi eyvallah. Güle güle ağam. Ha bak böyle güzel oldu. Evet evet. Bu daha iyi. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Tamam kızım, ağlama, kimsenin seni suçladığı yok. Herkesin odasına bakılacak. Buldum hanıma. Kolye benim odamda kalacak. Bizden başka kimse de bilmeyecek. Herkes ağzını sıkı tutacak. Ben konağımda el uzun kimseyi tutmam. Ama gelinin hatırına bu sefer seni kapının önüne koyacağım. Thank you.
Kız delisin sen. Allah seni kahretmesin. Böyle şey yapılır. Bana numara yapma Dicle. Bana numara yapma. Sen koydun onu odama biliyorum. Beni küçük düşürdün ki yarın öbür gün konuşursam kimse inanmasın. Saçmalama. Sana bir şey olsun isterim. Seni ateş alsam benim de başım yanacak. Ama asıl onu kim odana koyduysa onu bulmak lazım. Derdinin ne olduğunu da. Ben sana inanmam artık. Ben bulacağım. Kendimi aklayacağım, görürsün. Kızım, bana bak. Derdim zaten başımdan aşkın. Bir de senin nazını kahrını çekemem artık. Senin sigortan benim bu konakta. Ona göre. Kureyş anayla konuşacağım. Azaz zaten bir şey yapmayacak. Sen onu bırak da. Emin Ali bana mesaj atmış. Bir işler karıştırıyor. Asıl onu bulmak lazım. Sen de artık başının çaresine bak. Kılımı kıpırdatma. Binnaz! Sana akşama kadar süre veriyorum. Düşün taşın, ağla, sızla. Sonra gel benden özür dile. Bu Emin Ali işini takip et. Yoksa Binnaz'ı yollayın, hırsız oymuş diyeceğim. İşte bak, nasıl işine yaradı. Beni kovdurmak için bahanen oldu, elin güçlendi. Kendini o kadar ciddiye alma. Ben seni almıyorum. Ana bu nasıl iş böyle? Ya hiç mi terbiye vermiyor kardeşim onları yanaşmalarına? Allah kura. Kabahat kimsenin değil. Kabahat benim. Ben ortalığı boş bıraktım, ondan oluyor bütün bunlar. Herkes kafasına göre at koşturuyor. Ama çekeceğim sizi bir hizaya. Ya benim ne suçum var ana? Beni çıkıyor muyum ki senin lafından? İnşallah çıkmıyorsundur kızım. İnşallah. Senin işin bu değil. Anam o kolyeyi bana taktı diye kudurdun. Hem bana çamur attın sahip çıkmadı diye, hem Binnaz'ı lekeledin. Sen ol uğraşma benimle. Yemin ederim attırırım seni bu konaktan. Aa, kız sen hakikaten kimi ısıracağını şaşırdın o yanaşma için. Kov gitsin ayol. Hiç değer mi Elton'u karşına almaya? He? Değer mi? Sen anlamazsın böyle şeyleri. Ben ağa kızıyım. Kimin neyi yapıp kimin neyi yapmayacağını iyi bilirim. Yanlışı varsa da cezasını ben keserim. Aman sen hanımsın, o da yanaşma. Halledin kendi aranızda Dicle, karıştırmayın kimseyi de. Binnaz yanaşmada sen nesin ha? İnsan kocasıyla soyunu temize çıkarmaz. Senin yerin hep dar olacak. Sen ol. Kendini benimle ölçmeye kalkma. Konuşmamız lazım Leyla. Sen söyleyeceklerini dün bitirmedin mi Ömer? Bitirememişim işte. İn lütfen. Uçağa yetişeceğim, vaktim yok. Bırak lütfen. Beni dinlemeden gitmene müsaade etmem. Bir dakikam var.
nereden başlayacağımı bilmiyorum. Önce en çok söylemek istediğim şeyi söyleyeceğim. Leyla, gitme. Bana en son gitme dediğinde sen gitmiştin Ömer. Hepsini anlatacağım Leyla. Yine geç kaldın Ömer. Ve bu defa gerçekten seni beklemeyeceğim. Ben de aynı hatayı ikinci kez yapmayacağım. Hanımefendinin bavulunu öndeki arabaya getir. Baysun abi. Bırakır mısın, saçmalama. Ne yapıyorsun? Yaptın resmen barbarlık. Havaalanına götür beni. Hmm. Havaalanına gitmene müsaade edecek olsaydım yolunu kesmezdim. Feyz adlı prens önce bir ağaya, sonra yol kesen bir hayduta dönüşür. Leyla. Ne? Çok özlemişim ben seni. Gel Celil, gel. Gel bir konuşalım seninle. Anlat bakalım. Ne yapıyor benimkiler? Kadir'in aklı havalarda. Hadi diyorum toparlayacak. Ömer'in yüzünü gördüğüm yok. Hanım ağam. Kadir ağam biraz perişan. Elimde büyüdü biliyorsun. Demese de anlıyorum ben onun sıkıntılarını. Ne için dua ettiyse olmadı. İsyan etmiyor ama geri çekti kendini. Aman gözün üstünde olsun. Ömer'im. Ömer'im ne yapıyor? Ömer ağam tehlikeli sularda gezer hanım ağam. Halil'le mi dalaşıyorlar? Halil ama Celil. Halil'le de dalaşacaklar hanım ağam ama konu başka. Bu kaçakçılık işinde kurban vermeyeceğim diye kafayı taktı. Bizim köylerden kaçakçılığa gidecekleri engellemek için darda olanlara toprak vereceğim dedi. Toprak mı verecekmiş? Şimdi mi söylüyorsun Celil? Delirdi mi bu oğlan? Ne toprağı? Uyardık hanım ağam. Tahir de uyardı. Onu dinler dedik ama... Halil de kudurdu tabii. Düzeni mi bozacaksın sen diye. Bozacağım demiş. İyice rastlaştırır. Sadece Halil'e değil, herkesi karşısına alır. Beni bile, mezardaki babasını bile. Tamam, tamam, tamam. Bugün tarihi bir gün. Ağanız olarak ben size toprak dağıtacağım. Bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi sıra ilk talihliyi seçmeye geldi. Sen gel. Adın neydi? Bilal Akan. Bilal. Açıl hele. Gel bakalım şanslı Bilal. Burası senin toprağın. Gir bakalım içine. Kulun kölen olayım affet ağam. Gir lan Gundi. Toprak istemiyor muydun? Ağam affet. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Affet ağam. Kulun kölen olayım affet ağam. Öyle ayakta olmaz. Öyle ayakta olmaz. Yat. Yat şöyle sefasını sür. Allah rızası için affet ağam. Yat lan. Toprak falan istemem. Affet ağam. Ne olur affet. Beni çoluğuma çocuğuma bağışla ağam. Affet. Kulu gelen olayım affet ağam. Yapma ağam. Ne olur yapma. Yani yani toprak. Ağam yalvarırım acı bana. Ne dersen yaparım bundan sonra. Yeter ki beni bağışla. Etme ağam. Yalvarırım etme. Ağam ben ettim sen etme. Cahillik ettik ağam. Cahillik ettik vallahi. Affet beni ağam. Toprak istemiyor muydu? İstemiyorum ağam. Vallahi istemiyorum. Çıkar şu gündüğü çukurdan. Şimdi deyin bakayım bana. Ben sizi bir şeye muhtaç ediyor muyum? Karnınız tok, sırtınız pek değil mi? Sizi çarşakaldan korumuyor muyum? Kimse evinize, namusunuza bela olabiliyor mu? Yok, yok Ahmet Bey. Ya. Şimdi isteyen var mı toprak söyleyin bakayım. İyi. Aferin. Şimdi gidin, deyin ki toprak isteyen olursa Halil ağamız toprak isteyeni toprağa boğuyor. Nereye götürüyorsun beni? Beni dinlemekten kaçamayacağın bir yere. Ana müsait değilim. Sonra konuşalım. Ömer! Ne işin varsa bırak hemen konağa gel. İşim var ana. Gelemem. Yarın konuşuruz. Hemen konuşacağız. Babanın atalarının toprağını kimseye veremezsin. Beni karşında bulursun. Hemen geliyorsun. Ana bana emrivaki yapma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bunları sonra konuşacağız. Hadi kapatıyorum. Öptüm ellerinden. Hadi. Ne hadi? Geri götür beni. Leyla. Konuşacağız önce dedim ya. Hem bu saatte uçakta kalmadı zaten.
çocuk gibi davranma da in şu arabadan. Söyleyene bak ya. Sen sanki çok yetişkin gibi davranıyorsun. Yol kesip insan kaçırıyorsun resmen ya. Bana başka seçenek bırakmadın Leyla. Sevdiğim kadının tekrar ellerimin arasından kayıp gitmesine izin veremezdim. Bıraksaydım da İstanbul'a mı dönseydin? Gerçekten şu anda bunu mu istiyorsun? Ben sadece senin yanında olmak istedim. Dün akşam da odana o yüzden geldim. Sen bana ne dedin? Herkes kendi yoluna dedi. Bugün de kalkmış yol kesiyorsun. Ne istiyorsun sen benden ya? Seni. Sadece seni istiyorum. Seni bir kere daha kaybedemem Leyla. Sen bana ne dedin dün gece? Seni affedecek bir neden aradım dedin. Ben sana bu gece o nedeni vereceğim Leyla. Sana bu bilmediğin, tanımadığın Ömer'i anlatacağım. Bu Ömer'i de sevmen için dua edeceğim. Ve eğer beni affedersen... bir daha her ne olursa olsun hiç ayrılmayacağız Leyla. İstediklerimi duydum. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Ama önce... Ana geldim. Nasılsın, iyisin? Bir sıkıntı yok inşallah. Kadir, biliyorsun abin ne işlere kalkıştı. Şu köylülere verilen toprak meselesi mi? He, biliyorum. Ya ne oluyor size? Benim oğullarım aklını mı yitirdi? Biliyorsun ve susuyorsun. Ne diyeyim ana? Abim kendi bildiği yolda tek başına gidiyor. Kimseye de bir şey sorduğu yok. Kadir, yer yerinden oynar. Durup seyir mi edeceksin? Sen Eyüp Ağa'nın oğlu değil misin? Ya ana... ben Eyüp Han'ın oğluyum ama aga abim. Son sözde olur. Tamam. Hoş geldin Kadir'im. Çıkıyorum Zilan. Ya nereye? Daha şimdi geldin de. Ya nereye? Yarın için her şeyi hallettim. Nasıl olacağı sürpriz olsun ama orada olacağım. Tamam, bekleyeceğim. İyi geceler. Yola çıktım.
Hayırdır küçük ağa? Karadeniz'de gemilerin mi baktı? Sen hiç buralara gelmezdin. Ne oldu da efkar bastı? Halil, işine bak, bulaşma bana bu gece. Senin canın sıkkın. Benim de canım sıkkın. Mecbur. Acısı birbirimizden çıkacak. Hazır ol. Hasım da hasımın ateşine muhtaçtır. Yakarız birbirimizi. Düşmanımın etrafında dolanma. Seni de düşman bellerim Gülbahar. Al bakalım. Karışma lan sen. Sen karışma. Otur yerine. Ulan bana edebimi bozdurma Halil. Böyle çalgı çenginin ortasında dalaşmayı kendine yediriyorsan oğlum, senin bileceğin iş. Allah Allah. Küçük ağaya bak sen. Büyümüş de bana racon kesiyor. Buracı onu biliyorsan akıllı ol, sen de kes. Kes milletin diline düşmeyelim. Bacım, gel evine bırakayım seni. Gel hadi gel. Sağ Hatırladın mı? Seni ilk kez yine böyle bir gecede öptüm ama. Bana ilk defa böyle bir gecede söz verdiğini. Hatırlıyorum. O gecede sana anlatamadığım bir sürü şey vardı. Bu gecede var. Evet. Şu benim tanımadığım Ömer değil mi? Şu an yanımda oturan Ömer hangisi? Her ikisi de. Leyla ben... Ömer. Şimdi değil. Gece değil. Bu gece sanki dünyada bizden başka kimse yok gibi. Büyü bozulmasın. Geçmişi konuşmak için önümüzde uzun bir ömür var. Ben sana o gözyaşlarımın hesabını bir ömür soracağım zaten. Acele etme.
Allah razı olsun senden. Ortalık manyak dolu. Ama Halil delidir. Bulaşmasaydın keşke. Tanışır mısınız önceden? Bizim mevzumuz başka onunla. Sen dert etme. Tekrar sağ ol. İyi geceler. Sen de sağ ol bacım. Bana sorarsan da böyle gevşeklerden uzak dur derim. İyi geceler. Güzel geldi bu sıcak. Çok üşüdüm dışarıda ben. Çok üşüdüm, çok üşüdüm. Dedim sana üşürsün diye. Ama hiç söz dinlemez ki benim inatçı sevgilim. Haftasını dolduracak daha hala kıydırmadılar o hükümet nikahına. Ama ben bugün gidip konuşacağım o Kureyşay'la. Halil, duyuyorsun beni. Ya duydum ana, duydum. Sen değil miydin oğlan evlendirir gibi kızını onlara hesapsız kitapsız veren? Senin o kızın damı duvarı delip kaçacaktı kocaya. Kıymetini de tutmadı ki adamlarla hesap görelim. Şimdi döv dizini dur. He, sen iyisisin sanki he. O doktor kız çekip gitti diye böyle dertleniyorsun, bilmiyorum. Boş o, boş. Hiç yakışıyor senin gibi koca ay öyle kız. Hem de öyle bir yakışırdı ki. Hay başıma gelen. Milletin kızına laf söyleme ana. İşine bak sen. Biz birbirimizden vazgeçemeyiz Dicle'm. Bekle beni. Gel. Günaydın yenge. Günaydın diyarım, nasılsın? Çok heyecanlıyım. İlk defa doğum günü partim olacak. Ama ne giyeceğim bilmiyorum. Sen partiye mi heyecan yapıyorsun yoksa o oğlana mı? Bu çağırdıkların arasında o da gelecek. Gelecek. Ay meraktan çatlayacağım. Kim çaldı acaba bu güzeller güzelinin gönlünü? Yengeciğim, sen annemden izin alsan, çarşıya gitsek bana yeni kıyafetler alsak olur mu? Olur olur. Biraz bekle hallederiz. Tamam. Leyla, bu akşam yine bağ evinde kalalım. Konuşmamız gereken şeyler var biliyorsun. Biliyorum sevgilim. Sen merak etme. Neyi biliyorsun? Halin beni kabul etmesi çok zor. Ama bunu sorun etmeyeceğim. Sana söz veriyorum. O kadar kolay olmayacak. İkimiz için de.
Senin beni sevdiğini bileyim yeter. Sen bak işlerine canım. Acele etme. Ben de çarşıda dolaşırım birazcık. Oyalanırım bir şekilde. Görüşürüz sevgilim. Ceylan. Ceylan. Hadi gelsene, çayın soğuyor. Yemeyeceğim ben. Kız ne oluyor, ne bu afra tafra? Yok bir şey, rahat bırak beni. Ne diklenip duruyorsun sabah sabah? Hep senin mi canın sıkkın, sinirlerin bozuk olacak? Bugün de ben böyleyim. Ceylan, bana bak. Sen benimle biri misin? Ben senin annenim, terbiyesiz. Maalesef ki annemsin. Lanet olsun ki annemsin. Tamam Ömer abicim. Geç kalma ama, tamam mı? İyi, öptüm. Bay bay. Neredeymiş? Ne dedi? Gelecek. Gelmez olur mu Cengi? Doğum günüm bugün benim. Aa, doktor hanım. E hani sen gidecektin? Gitmedim Dicle'cim, kaldım. Ay vallahi çok sevindim doktor hanım. Bak bir yerle tanışın. Görümcem oluyor. Kocamın kız kardeşi. Öyle mi? Memnun oldum. Leyla ben de. Ben de çok memnun oldum. Siz doktor musunuz burada? Evet. Ay ne güzel. Ya bu akşam benim doğum günüm. 18 oluyorum. İlk defa dışarıda kutlayacağız. Siz de gelsenize. Peki Kaş'ta nerede yapacaksın? Alo. Ne var kız? Abi sen yine bacına dua et. Müjdemi isterim, doktor hanım gitmemiş. Ne? Gitmemiş mi? Allah be! Allah be! Ulan işte şimdi kardeşim, şimdi bacım oldun işte ya. Abi bak şimdi belki akşam buluşuruz. Eğer gelirse sana haber edeceğim, mekanı söyleyeceğim, sen de gelirsin tamam? Yok yok, belki merak edeme, ayarla sen. Ayarla tamam. Aferin. Aferin benim başıma. Rüstem. Gel buraya gel. Öp ağanın elini. Bugün bayramdır. Bugün bayramdır oğlum. Bayramdır. Bayram. Ceylan Hanım'ın telefonu efendim. Eyvallah Ahmet'im, sağ ol. Dediğini yaptım. Bu iş olacak gibi. İnşallah yakında Binnaz içinde ne varsa dökecek. Dur bakalım. Ya bu akşam da Diyar'ın doğum günü eğlentisi var şimdi. Herkes oraya gidecek. Bunu da çağırmamışlar. Ben de hastayım diye uyduracağım. Ben de gitmeyeceğim. Artık kimse yokken ne varsa ağzında alacağım işte. Ya kız, güller çuvala mı girdi? Bir ara çekersin bir kenara. Sen şimdi git de kocanla ilgilen. Bu mesele daha mıyım? O Dicle'yi avucumun içine almadan rahat yok bana. Tamam, sen al Dicle'yi avucuna da bu arada dikkat et, kocan avucundan gitmesin. Kadir seni istemedikten sonra Dicle'yle uğraşsan ne olacak? Niye istemezsin ki beni? Adam biraz sinirlendi o kadar. Ben alacağım onun gönlünü, merak etme sen. Hadi kapatıyorum şimdi. Hadi. Şş.
Şimdi desem ki kocam biriyle geziyor diye... iyice delirip kaçıracak adamı elinden. Aşağıyı göreceğim. Buyurun. Hanım ağam yukarıda. Söyleyin gelsin aşağı. Hayırdır Fidan? Hoş geldin diyeceğim ama... görüyorum ki misafirliğe değil kapımıza dayanmaya gelmişsin. Kızımın hükümet nikahı kıyılmamış daha Kureyş'e. Kıyarız Fidan, kıyarız. Daha önce kendimize geldik, fırsat mı oldu? Ben sizin verdiğiniz söze güvenmiyorum. Ondan köşeme oturup da bekleyemiyorum. Dedilerse yaparlar diye. Fidan, dünür olduk. Ayıptır, susayım dedikçe sen zehir akıtıyorsun. Dikkat et. Kendi zehrinde boğulmayasın. O zehri 20 sene evvel siz ektiniz içime. Size akacak tabii. Ya kime akacak? He? Bak Fidan. Bu öfke bitsin diye evlatlarımızı evlendirdik. Kızım olduk. E yeter bir insafa gel sen de. Yarın öbür gün torunlarımızı kucağımıza alacağız. Yeter kendine de başkalarına da ettiğin eziyet. Unut. Unut artık. Unut he. Unut. Ancak ölürsem unuturum Kureyş'e. Ancak ölürsem. Abi, geldi geldi, taş konaktayız. Alır mısınız? Doktor hanım, biraz başım döndü de seni görünce karşılayayım dedim. Ya. Ay canım benim. Benim de programım ertelenince bari bir uğrayıp doğum günü kızını öpeyim dedim. Gelmişsiniz. Doğum günü kutlu olsun. Ya ne gerek vardı? Gelmeniz yeterdi. Dicle, iyi misin gerçekten canım? Ay. İyiyim. İyiyim doktor hanım. İyiyim. İyiyim. Ya kocam nerede kaldı merak ettim de. Alışacaksın artık yengecim. İşi çıkmıştır. Ama gelir mutlaka. Asıl annem nerede kaldı ya?
Ömer. Anandan mı kaçıyorsun oğlum? Haber yolladım gelsin diye. Ana, emrivaki yapıyorsun. Kalbini kırmayayım diye uzak duruyorum. Dicle'yi otele yollamak ne demek ana? Emrivaki değil. Aradım. Ananın telefonlarına cevap versen böyle olmaz. İşim vardı. Duydum. Ne işlerle uğraştığını. Köylüye toprak vereceğim ne demek oğlum? Ağa demek toprak demek. Sen toprağına sahip çıkamazsan. Ben neye sahip çıkacağımı biliyorum ana. Önce o toprağın üstünde yaşayan insanımıza sahip çıkacağım. Köylü bir daha 3 kuruş fazla kazanacağım diye hayatını tehlikeye atmayacak. Ne yapacaksın? Babanın, atalarının törenin düzenini bozacaksın. Ana, atalarımın mirasını çiğneyecek değilim. Acele edip karşıma dikilme. Ben bu işi seni üzmeden çözeceğim. Ömer'im, oğlum. Hadi ana, artık gidelim. Bekletmeyelim bizimkileri. İstanbul'dan geldiniz değil mi? Ay ne güzel. Ben 2 kere gittim, amcamlar orada oturuyor. Ne güzel. Hepiniz lise sonunda mısınız? O zaman bu yıl üniversite sınavı var. Ne yazacaksınız? Efendim, servise başlıyoruz yavaş yavaş. Siz dilediğiniz zaman içeri geçebilirsiniz. Tamam, geçeriz. Ama öyle hemen başlamayalım. Yani çünkü daha abim gelecek, annem gelecek. Tabii efendim, siz nasıl isterseniz. Abiniz gelsin, anneniz gelsin. Ondan sonra başlarız. Dicle'cim. Gel bir elini yüzünü yıkayalım senin. Hadi canım gel. Gel canım. Neyin var senin? Ulan keçinin istemediği ot burnunun dibinde bitermiş. Vay, bizim küçük ağa olmuş haram ağası. Aferin lan ustam. Konuşmayı öğrendin nihayet. Ne işi var lan bunun burada? Lokantadır burası ha. Gelen gelir. Yemek yeme mi diyeceğiz? Alma masa şuna. Evet. Binnaz. İyi misin ablacığım? Harap etmişsin kendini ağlamaktan kız. Ama üzülme. Ben inanıyorum sana. Sahi mi? Benim hırsız olduğumu düşünmüyorsun yani. Yok. Vallahi da billahi da sen yapmadın bence de. Ama kim yaptı? Niye yaptı? Onu bilemiyorum. Allah'ından bulsun. Beddua etme. Etme beddua, günahtır. Şimdi ben düşündüm de sen daha dün geldin. Kim neden düşmanlık etsin sana? Bilmiyorum ki abla ben. Kimseye de bir zararım yok. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Hiç kusura bakma ama o Dicle'den hiç korumadı seni. Yalan mı? O da bilemedi işte ne yapacağım. Bilecek ablacığım, bilecek. Sen ona güvendin de geldin bu konağa. O sana arka çıkmazsa sen burada nasıl duracaksın? Ha? O seni burada istemiyorsa onu da ben bilemem tabii. Ah kıyamam. Kız sende bir şey var, anlat. Aç içini bana, rahatlarsın. Bak benden laf çıkmaz. Sen beni onlar gibi belleme. Ben dinlerim seni, yardım ederim. Tutma içinde bak. Hasta olursun, Allah korusun. Doktor hanım, siz gitmemişsiniz. Ali Bey, siz de buradasınız. Evet, ben sık gelirim buraya. Ortamı güzel, yemekleri güzel. Bir de siz burada olunca daha güzel oluyor tabii. Sağ olun.
Siz konuşa durun. Ben diğere bakıp geliyorum hemen. Tamam. Tamam canım. Üstem. Bro. Masayı hazırlat. Bakıyorum ben. 5 dakika ayaküstü şurada sohbet edelim bari. Peki, zaten ben de 5 dakika daha durup kaçacağım sonra. Peşimden, abimden dayak yediğin günü ne çabuk unuttun. Vallahi ırz düşmanı burada derim. Kırarlar kemiklerini, atıverirler leşini bir köşeye. Kocana her şeyi anlatacağım bu akşam. Hem abin de gelmiş. Kıyarlarsa ikimizin canına birden kıysınlar. Bu dünyada olmadı. Öbür dünyada kavuşuruz biz işte. Hele bir dene. Tek kelime edemeden ben seni öldürürüm. Leyla Hanım, gideceğim dediniz, gitmediniz. Vazgeçemediniz mi yoksa buralardan? Hayır, bizim için sorun yok. Biz memnunuz da. Yani siz neden kaldınız? Kaldım. Yani kalmak istedim. Bir sebep çıktı karşıma diyelim. Buralarda sebep çoktur. Memleketimiz güzeldir. Tabiatı güzeldir. İnsanı güzeldir. Adamı adam gibi adamdır. Zamanla, yani tanıdıkça daha çok seversiniz. Kim bilir, belki de hiç gitmezsiniz. Neden olmasın? Ha, bir şey daha diyeceğim Ömer'im. Bugün Fidan konağa geldi. Nikah ne zaman diye soruyor. Başkanı çağıralım da artık imzayı attın. Ne nikahı ana? Ne nikahı olacak? Hükümet nikahı. Ana, ben Dicle ile töre istedi diye evlendim. Usul neyse öyle evlendim. Kimse benden daha fazlasını beklemesin. Oğlum inat etme. Bugün yarın olacak bu iş. Fidan'ı delilendirmeden olsun. Olmayacak ana. Bizim damat da geldi herhalde. Bu kadar temaşayla koşulduğuna göre. Dicle'cim bak, gözün aydın. Nerede kaldı diyordun? Ben de nihayet tanışacağım damat beyle. Hatırlıyor musun? Sana İstanbul'da bekleyenim var demiştim. Dediysen dedin. Mazide kaldı, bitti gitti o iş. Bitmedi ana. O burada. Ben sevdiğime yeniden kavuştum. Oğlum senin karın Dicle. İçeride bekliyor. Allah aşkına böyle şeyler söyleyip yüreğime indirme. Ben kararımı verdim ana. Onu bir daha kaybedemem. Sen de anamsan onu bağrına basarsın. Ne bağrıma basarım, ne kabımdan sokarım. Benim gelinim Dicle'dir. Sen de benim oğlumsan geç karının yanına. Yoksa hakkımı helal etmem sana.